Selamlar herkese. Legends of Runeterra'da bu oyunda Ionia ve Piltover destesiyle oynayayım dedim. Çok fazla oynanan bir deste değil. Genellikle Freljord ve Demacia destesi daha çok tercih ediliyor. Ya şu bedava ve destelerden bahsediyorum tabi. Gelin birazcık da bununla oynayalım, bakalım neler olacak. Evet, bir Jinx Draven geldi rakipten. Güzel de bir Gölge Adalar board'u satın almış arkadaş. Şunları gönderebiliriz. Gerçi şu dursun, bir Draven tehditine karşı elimizde bulunsun o. Diğer iki kart gayet güzel. Güzel, Zed'imizi de erkenden bulduk. Hızlıca bir kent blokla başladı. Şunu oynayalım. Tabii ki de bloklamayacağım. Şimdi şu kartla bir lifesteal mi versek? Hadi bakalım. Bloklayabilecek iyi bir şey çıkarmazsa çok güzel geçiririz bu turu. Ha, güzel bir 2'ye 1 kart geldi. Çok da hoş olmadı. Ama turu boş geçirmek istemem. Şöyle saldıracağım. Hangisini bloklayacak? Şunu bloklayacaktır diye tahmin ediyorum. Lifesteal özelliği veriyor. İlginç. Ben olsam kesin bunu bloklardım. Çünkü o vurabildiği için lifesteal özelliğini zaten kazandı. Bu kart supportladığı kişiye, yani sağındaki kişiye lifesteal veriyor o turluğuna. Ve benim kartım ölse de vurabilmeyi başardığı için lifesteal çalıştı doğal olarak. Şimdi Zed'imizi oynayabiliriz. Zed'i şimdi oynuyorum ki saldırı turu bana geldiğinde yere herhangi bir kart oynamadan hızlıca saldırabileyim. Şimdi derdimiz o. Bu ne yapıyor? Nexus'a 2 hasar vuruyor. E bu kart çok güçlü. Bu kartla bunu, bu kartla da bunu bloklayacağım. Zed'i özellikle blokluyorum. Çünkü bir sonraki saldırı turunda bu kartı bloklamaya çalışırsa eğer Zed'i bu kartla ölsün diye. Şimdiden canı azalsın istiyorum. Hayda, gitti güzelimiz Zed. Yapacak bir şey yok. Bütün Battlelink, bütün yani savaş alanındaki bütün karakterlere bir hasar vurdu. Bu yüzden bizim de Zed'imiz ölmüş oldu. Bu bizi birazcık üzdü. Hemen şu elisli kartımızla bir kart çekelim. Güzel, discardlayacak kart geldi elimize. Bu kart çalıştırınca veya discardlanınca üzerindeki efekti uyguluyor. Birazdan şu kartı, bunu discardlarız. Saldıralım. Elusive kartımız sonuçta. Gönül rahatlığıyla saldırabiliriz. Bloklayamaz. Şimdi biz o Jinx'e bir 3 damage atarız şununla. Bununla 3 damage atıp şunu şey yaparız. Tamam tamam. Oyunumuz var. Oynayacak oyun var. Sıkıntı yok. O 2 Jinx. Bu kadar Jinx bulmamıza ihtiyaç var mıydı? Yoktu tabii ama. Bulduk. Şu Jinx'e hemen bir disk, şunu elimizden atıp şunu discardlayalım. Buyursunlar efendim. Discardlanan karttan da 1-1-1 ünite çıkardı. O da benim kartıma aynı büyüyü kullandı. Hain. Atan haini. Yapacak bir şey yok. Şimdi bununla saldıracak. Bununla bloklayacağız çünkü kafama gerçekten 5 damage yemek istemiyorum doğrusu. 5 damage birazcık fazla. O kadar da değil. Şimdi boş geçmeyelim turu. Şu kartı oynayıp bir kart çekelim. Saldırı turu bize geçtiğinde oynarız oyunumuzu biz gene. Şimdi bir Jinx'imiz var gibi. Çekeceğimiz kartı da görelim. Tamam, bir Jinx oynayalım. Hatta önce şunu oynayalım, sonra Jinx oynayalım. Bakalım rakip ne yapacak. Hem rakibin nabzını ölçmüş oluruz bu hareketle. Bakın, iyi ki oynamamışız Jinx'i. Jinx'i oynasak bu ona vuracaktı çünkü. Çok daha iyi oldu böyle. Rakibi başka bir karta vurdurttuk. Tabii 3 kart çekti. Bu bizi üzüyor. 3 kart çekmeye iyiydi. Biz hemen Jinx'i oynayalım. Tamam, hiç manası yok. Bedavadan vurduk abi şu anda. Şöyle vuralım hemen. Bloklamayı tercih etmeyecek. Çünkü yok yere kart ölür. Gene de 4 hasara kafa atmak ister mi bir insan bilemiyorum tabii. O istedi.
Şimdi elusive oynayacağız gene. Tabii ki de. Oo, bir challenger kart çekti ya. Bizim bloklama işlerini zorlayacak bak onunla. Burada birazcık düşünmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Kent blok kartına bir 3 hasar vuralım. Çünkü işler birazdan riskli noktalara gelebilir. Onu aradan bir çıkaralım. Şimdi elusive kartımı oynasaydım şu kartla elusive kartı karşısına çekecekti ve elusive kartla bloklayamayacaktım. O yüzden çok da bir anlamı olmayacaktı. Rakip şu anda tahtamı temizleme derdinde. Tahtamı temizleyip bol hasarları çıkarma derdinde ama bizi üzüyor. Tamam. Tamam. Bunu kabullenebiliriz şu anki durumu. Sıkıntı yok. Şunu oynayalım. Boş geçmeyelim turu. Şimdi tur bize geldiğinde elusive kartını gene oynayabiliriz ama rakip elinden ne çıkaracak? Bel hepki oynadık. Kaç vuruyoruz? Aslında iyi vuruyoruz. Bloklamak zorunda kalacak. Ne çektik? Tamam. Güzel. Fena bir kart değil. Hemen oynayalım. Bakalım rakibimiz nasıl bir şey inecek sahaya. Bir Draven geldi. Peki. Şimdi bu kart ne yapıyordu? Bir art. Tamam, sadece saldırı gücü veriyorsa sıkıntı yok. All in'de alabiliriz şu anda. Şunu geri çekeceğim. Bununla dalmaya gerek yok. Vuralım bakalım. Güzel. Bedava 6 hasarımızı vurduk. Elusive kartını bloklamayı tercih etmedi. Bu işimize gelir. Çok fazla kent blok var rakibin elinde. Şimdi bu kartla 2 hasar verebiliriz. Bu kart manamız kadar vuruyor. Bütün manamızı harcayıp kaç mana harcadıysak o mana değerinde hasar veriyor bir üniteye. Şöyle yapalım. Önce bu kartı bir oynayalım. Gerçi çok da önemi yok hangisini önce oynadığımızın da. Bir oynayalım. Jinx'i level atlatma derdindeyim ben şu anda. Şimdi ne yapacağız? Şunun karşısına koyalım. Tamam mı? Bunun karşısına koyalım. Bunu da bunun karşısına koyalım. Ya da şunun aslında Jinx'i dur bakayım. Jinx şunu bloklasın ya. Ama bir yerlerden tehlikeli bir şeyler çıkaracakmış gibi hissediyorum. Ben var ya şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Sen bunu blokla, bunu sen blokla, sen bloklama. Çünkü elinde hala çok mana var rakibin. Bu sanki şeyi Draven'ı falan güçlendirip bu kartı öldürecekmiş gibi hissettim. O yüzden çekindim. O kartımın ölmesini istemiyorum. O benim veli nimetim şu anda. Bakın işte tam dediğim gibi. Eğer elusive kartımı koymuş olsaydım ben yere ona vuracaktı. Artı 3 verecekti Draven'a. Çok hızlı bir şekilde, çok rahat bir şekilde kesebilecekti elusive kartımı. Şimdi saldırı turu bize geçtiğinde direkt elusive ile vurabilirsek sıkıntı olmadan keseriz gibi. Şimdi Draven'ı da öldürelim. Manamızı harcayıp. O dertten de kurtulalım bir. Şimdi 7 manası var hala daha ama elindekiler sadece Draven kartları. Sıkıntı yok. Biz sanırım bu oyunu şu anda kazanmış bulunmaktayız sevgili dostlar. Şöyle bir saldıralım bakalım. Sevgili gönül dostları. Gayet güzel. Gayet güzel, bir sıkıntı olmadan hallettik bu işi de. Bu desteğiyle ilgili küçük bir anlatma da yapayım bari. Bu Piltover odaklı bir deste aslında. Z falan var da ana amacı aslında Piltover. Piltover destelerindeki mantık birazcık daha fazla discard yeteneği var bir kere Piltover'da. Piltover'da aslında farklı stratejiler uygulayabiliyorsunuz. Discard bölümü var bir tane. Yani elinizdeki kartları silip başka şeyler, başka stratejilere yönlendirme çabasında. Ki Jinx'in bu destede olmasındaki ana amaç o. Çünkü Jinx'in level atlaması için elinizi tamamen boşaltmış olmanız gerekiyor. Elinizde hiçbir kart olmadığında Jinx level atlıyor. O yüzden bu destenin ana amacı aslında Jinx. Tamamen Jinx'in etrafında bir olay döndürme. Ama açık konuşmak gerekirse ben Piltover destelerini pek sevmiyorum.
Teemo destesi kapalı betada oynadığım bir desteydi. Eğlenceli bir desteydi. Ama Teemo destesi birazcık kumar destesi diyebiliriz. İşi birazcık şansa bırakmakla alakalı. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Rakibimin destesine 200 tane mantar yerleştirmeme rağmen 3 el boyunca peş peşe hiç mantar çekmemişti. Yani o yüzden aranızda Teemo meraklısı varsa bence önceliği o desteye vermeyin. Dediğim gibi birazcık kumar barındıran bir deste o. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoluk benden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.